Safra kanalları Karaciğerin nasıl çalıştığını artık çok iyi biliyoruz. Karaciğer lopçuğundan bahsederken safra üretildiğinden konuşmuştuk. Safra karaciğerde üretilir ve ortak karaciğer kanalından geçer. Safra iki şeyden oluşur. İlki safra pigmentleri. Bunlar safranın rengini oluşturur. Yani safranın işini görmesinde pek bir rolleri yoktur. Diğeri ise safra tuzları. İşte burası en önemli kısmı. Bu kısım sayesinde emülsiyon yapabiliyoruz. Emülsiyon yani yağların emilimi. Safra tuzları yağların emülsiyonunu yapmamızı sağlar. Bu sayede yağları misellere dönüştürürüz ve daha sonra bu miseller ileum'da emilir. Şimdi biraz geriye gidelim ve safra kanallarının nasıl çalıştığını yakından görelim. Hatırlarsanız, karaciğer, safra sentezliyordu. Fakat bu safrayı depo edeceği anlamına gelmez. Burada üretilen safra, ortak karaciğer kanalından geçer. Üretildikten sonra, karaciğerden çıkan safranın depolanması için bir yere ihtiyacı var. Peki, nerede depolanacak? Gidici ilk yerlerden biri, şuradaki kanal. Bu kanala, sistik kanal diyoruz. Evet, Sistik kanalı. Yani ortak safra kanalından sonra safranın geçeceği yer burası. Sistik kanaldan geçen safra geçici bir süreliğine depo niyeti gören şu torba şeklindeki yerde depolanır. İşte burası safra kesesi. Safra kesesinin sadece ve sadece tek bir amacı vardır. Safrayı depo etmek saframız çıkması gereken vakit gelene kadar burada durur. Peki safra, safra kesesine ulaşıp orada oturmaya başladığında çıkıp gitmesine sebep olan şey nedir? Başka bir videoda daha ayrıntılı bahsedeceğim gibi safrayı safra kesesinden çıkaran hormona kolesistokinin denir. Bu genelde CCK olarak kısaltılır. İsmi size çok uzun gelmiş olabilir ama eğer kolesistektomi diye bir ameliyat duyduysanız işte bu safra kesesinin alınmasıdır. Kolesistokinin hormonu safra kesesinin kasılmasına sebep olur. Safra kesesinin depo kesesi olduğunu hatırlayalım. Kasıldığında içindeki safrayı sıkıştırır ve dışarı atar. Şimdi safra sistik kanaldan geçip başka bir yere gitmek zorundadır. Safra'nın şimdi geçeceği yer ayrı bir kanal. Buraya ortak safra kanalı denir. Safra kanallarının sonuncusudur. Safra'nın en son geçtiği kanal işte burası. Saframız daha sonra mide bağırsak kanalına ulaşır. Mide bağırsak kanalında safranın gönderildiği yer 12 parmak bağırsağıdır. 12 parmak bağırsağında saframız yağlarla karşılaşır ve yağların emülsiyonunu yani yapması gereken işini yapar. Böylelikle yağ emilimimiz kolaylaşır. Fakat yağların emilimi 12 parmak bağırsağında yapılmaz. Yediğimiz besinlerden gelen ve emilimi yapılan yağlarla safra tuzları ileuma doğru yola çıkar. Hatırlarsak ileum ince bağırsağın son kısmıydı. Burada safra tuzları ve emilimi yeni yapılmış yağlar olacak. İşte emilim burada gerçekleşiyor. İleum'da safra tuzları ve yağlar emiliyor. 12 parmak bağırsağı da safranın mide bağırsak kanalında salgılandığı yer. Safra mide bağırsak kanalında salgılanıyor. İnce bağırsaktan bahsederken ileumda emilimi yapılan yağlardan bahsetmiştik zaten. Peki safra tuzlarına ne oluyor? Safra tuzları ileumda emildikten sonra tekrar karaciğere doğru giderler ve bu aşamayı baştan sona tekrar yaşarlar. Evet, safranın izlediği yolu ve durduğu durakları şimdi tekrar görelim. 1. Safra karaciğerde üretilir. 2. Ortak karaciğer kanalından geçer. Buradan sonra 3 sistik kanaldan geçer. Daha sonra 4 safra kesesinde depolanır. Daha sonra kolesistokinin safra kesesine kasılmasını söyler. Daha sonra safra, safra kesesinden dışarı atılır ve tekrar sistik kanala girer. Buraya 5 diyebiliriz. Tekrar sistik kanala geldi. Buradan sonra 6. Ortak safra kanalına girer. Ortak Safra Kanalı Safra Kanallarının sonuncusu. Buradan sonra da maddeler 12 parmak bağırsağına gönderilir. Ona da 7 diyelim. Son olarak safra mide bağırsak kanalına ulaşır. Buradan sonra safra tuzları devreye girer ve yediğimiz yağların emülsiyonunu yapar. Daha sonra 8. Safra tuzlarının emilimi ileyumda yapılır. Sonra tuzlar 9 karaciğere doğru yol alır ve orada tekrar kullanılır. Yani var olan safra tuzlarını tekrar kullanıyoruz. Ve işte safra kanallarının çalışma şekli kısaca böyle.